Evet, kalp damar rahatsızlıklarıyla devam edelim yine kısaca oradan da bir giriş yapalım. Evet, kalp damar rahatsızlıkları. Kalp damar rahatsızlıkları, yanlış beslenme, aşırı kimyasal ilaç kullanma vesaire vesaire bir sürü sebebi var. Şimdi kalp damar rahatsızlıklarını tetikleyen çok özel bir kimyasal madde var. Homosistin. Normal olarak yediğimiz besinlerdeki proteinler amino aside dönüşür. Yani yapı taşına. Vücudumuzda hücrelerin yapılışı sırasında ne gerekir? Protein gerekir. Yani protein, bu protein nasıl oluşur? Yediğimiz besinler önce amino aside dönüşüyor, parçalanıyor. Sonra bu amino asitler tekrar proteine dönüşüyor. Yani bitkisel veya hayvansal proteinler bağırsaklarda amino aside dönüşür veyahut da karaciğer veyahut da kanda veya hücre içerisinde. Amino asit de tekrar ne için kullanılıyor? Hücre yapımında kullanılıyor tekrar. Bizim insan hücresi yapımında kullanılıyor. İşte bu proteinler amino asite dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Buna homosistin denir. Homosistin artık bir maddedir. Homosistin tehlikelidir. Homosistin LDL kolesterolünü oksitlerse çok çok tehlikeli olabilir. Çünkü oksitlenen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi ne gibi algılıyor? Mikrop gibi algılıyor. Kanımızda dolaşan bir makrofaj diye bir element var. Bağışıklık sistemin alt elementi. Bu aynı uzay gemisi gibi düşünelim. Ahtapot gibi. Sanki binlerce gözü varmış gibi. Gördüğü bakteri, virüs ve mantarlara böyle T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatır, öldürür. Veyahut da yakaladığı mikropları yer, yutar. Oksitlenen LDL kolesterolü da makrofaj onu yanlış algılıyor. Diyor ki ha bu mikrop diyor. Vücudumuzdaki her şeyi tanıyor ama oksitlenen LDL kolesterolü makrofaj tanımıyor. Onu mikrop zannediyor. Onu yemeye başlıyor. Yiyor, yiyor, yiyor. Şişiyor. Aynı balon balık var bilirsiniz. Şöyle şişince bu kadar olur. Balon balık denir. Balon balık gibi oluyor sonra patlıyor, ölüyor. Makrofaj, makrofaj ölünce ne oluyor? Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkıyor. Bu yapışkan madde damarların iç yüzeyinde plaklar oluşuyor. Bu plaklar belli bir noktada yoğunlaşırsa beyin kanamasına, kalp krizine, cinsel yetersizliğe, organ yağlanmasına vesaire sebep olur. Homosistein kolesteroldan ve başka her şeyden daha tehlikeli. Homosistein. Fakat kimse homosistein üzerine durmaz. Homosistein çok önemli. Homosisteini frenleyen ne var? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit. Bu üç vitamini de bağırsaktaki faydalı bakteriler üretir. Faydalı bakteriler artırırsanız vitamin artar, homosistein düşer. Başka türlü düşmez.